Değerli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün Basın Yayın ve İletişim Kulübü'nün televizyon yayıncılığı konusunda sizlere bir konferans vereceğiz. Konferansı Karesi Televizyonu'ndan Ramazan Karaca Bey, kameraman arkadaş da Erol Uçar birlikte verecekler. Öncelikle çok değerli hocalarıma ve çok kıymetli geleceğin istikbalin bence ben de aynı okul mezunu olduğum için çok değerli gençler olarak sizlere selamlıyorum. Merak ettiğinizi okuduğunuz için bir nevi soru sormaktır. Onun için soru faslına geçinceye kadar şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar. Ben Erol Uçar kardeşime mikrofonu veriyorum. Evet. Sağ olun. Şimdi bana pek söyleyecek bir şey kalmadı ama ben de teknolojik açıdan 90'lı yıllarda televizyon işte ilk yerel televizyonların kurulması ne safhaya geldi o konuda biraz bahsedeyim. Çok kısa olarak geçeceğim. Şimdi 93 yılında yerel televizyonlar 92 yılında yanılmıyorsa evet, kurmaya başladı. VHS teknolojisi vardı. İşte kameralar, Panasonic, Sony, VHS büyük kaset. Ve imkanlar hiç yoktu. Hemen hemen her ilde birkaç tane televizyon vardı yanılmıyorsam değil mi? Evet. Vardı. Şunu da belirtelim ben baştan. Ben Çanakkale'liyim ama 13 yıldır buradayım. Ben orada başladım üniversite. O zaman imkanlar yoktu. Görüntü mikseri yok ve sizin şu anda kullandığınız switchler vardır. İşte akımları açar kapatır. Onlarla biz montaj yapıyorduk. İlk başlardan böyleydi. Sonra vericinin olduğu yere çıkıyorduk. Videoyu koyup oradan yayın yapıyorduk. Böyle o teknolojideydi. Şimdi teknoloji öyle bir gelişti ki yani ayak uydurmanın ve yetişmenin imkanı yok gibi geliyor bana şu anda. Şu anda dijital kaset kullanmıyoruz. Her şey dijital. Hard diske kayıt yapıyoruz. Kopyala yapıştır ve bilgisayara doğru yerleştir. Bunun daha ileriki boyutu Amerika'da şu anda bazı kanallar bunu kullanıyor. Kameraman gidiyor muhabirle. Çekimini yapıyor. İş yerine geliyor. Kameranın Bluetooth'unu açıyor. Haber merkezi o kamerayı görüyor. Görüntüleri alıyor. Haberini yapıyor. Servise sunuyor. Kameraman alıyor kamerası. Tekrar çıkıyor. Bu safhaya geldi. Şimdi bu gündemde bir de sayısal yayıncılık var. Tabii ona da değinelim. Bu TRT deneme yayınlarına İstanbul'da başladı bunun. Yaklaşık 2015'te Avrupa Birliği normlarına göre geçilmesi gerekiyor ama biraz daha sarılacak herhalde. Çanak anten diye bir şey kalmayacak. Receiver kalmayacak. Hepsi çöpe gidecek. Baz istasyonu şirketleri sanırım bunlarla GSM operatörüyle anlaşılmış. Böyle bir çalışma var. Anten olmayacak. Aynı cep telefonu gibi bir kutu olacak. O alacak bütün sinyalleri. Televizyonunuz ona uyumlu olacak. Bu televizyonların hepsi atılacak zaten. O eski tip tüplü televizyon diye bir şey kalmayacak. Veya bir kutu. Yanına bir kutu. Bir kutu, evet, kutu olacak. O dönüştürecek ama bunun temeli de şu. Şimdi dizi film herkes izliyor herhalde değil mi burada? Şunu da söyleyeyim, ben televizyon izlemiyorum ha. Şimdi ileride bir 10 yıl sonra bütün televizyonun izlenme dizileri ücretli yapmaya çalışacaklar. Yani büyük, benim gördüğüm böyle. Çünkü Avrupa'da böyle çok izleniyorsa ücretli olacak. Ama çok pahalı olacağını sanmıyorum bu. Kalite çok yüksek olacak. HD. Onun için işte hala HD'nin de HD televizyonu 1080 çözünürlüğü olanlar da sürekli değişiyor. Vallahi bakın ileride ne olacak ne gösterecek ama internet televizyonculuğu bu arada çok popüler. Hemen hemen herkes internetten takip ediyor. Ve siz de genç olarak mesela Twitter ve Facebook olmayan var mı? Yok galiba ya. Var mı? Yok olanları soruyor tabii ki. Herkesin var. Twitter olmayabilir de evet. İnterneti kullanmayan var mı? İnternette haber okumayan var mı? Yok. Yok tabii ki. Yani teknoloji hatta teknolojiden ayrılmamış şu anda mümkün değil.
eminim ki herkes her gün internete giriyordur. Yani mesela ben haberci olarak en son dakika kaçta yatıyorsam yatmadan önce Türk ve Dünya gündeminin haberlerini okumadan yatmam, uyumam. Onun için gelecekte teknolojiyi sizler çok daha iyi kullanacaksınız. Bize gerçi biraz geç kaldık gibi geliyor bana da. Şimdi kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi istersen soracağım. Tamam. Pek de burada şimdi, teknik açıdan da sorularınız tabii, olursa. Tabii karışık da sorabilirsiniz. Bana Erol'a karışık da sorabilirsiniz. Ben sizlerden sorularınızı alayım. Tüplü televizyonlara da sanırım gazeteler bir kampanya yapacaklar. Veyahut da bir ona edinmek kolay. Bir kutu verecekler. Tüplü televizyonu gösterecek ama şimdi HD yayını tüplü televizyonda izlemek o kaliteyi yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Zamanla mecburen LCD televizyonlara geçilecek. Buyurun. Mikrofonu. Gençler bir saniye. Nasıl? Kameraman olmak için. Kriterler mi neler? Bak şimdi. Güzel bir soru. Ben İstanbul'da sinema televizyon eğitimi aldım. Özel bir eğitim aldım. Öğretmenler senin bakış açın çok önemli. Merak önemli. Mesela 100 milyarlık kamerayı adama verirsin. Sana gider. Çok kötü görüntü getirir. Çok kötü görüntü getirir. Hiçbir işe yaramaz. Ama adama verirsin 1 milyarlık bir kamera öyle bir görüntü çeker ki hayran kalırsın, bir haber de oluyor. Bir tane film var. O orada filmi adamlar 2 milyarlık kamera çektiler ve ödül aldı. Yani bu yetenek biraz beceri yetenek ama eğitimini alırsan eğitim şöyle diyelim. Ben 93 yılında bu mesleğe girdim. Tam 20 yıl oldu. 96 yılında İstanbul'da gazetede gördüğüm bir ilanla kursa gittim. Sinema televizyon. Ve benim 3 yılda yaptığım her şey yanlışmış. Yani pratiği biliyorsun. Teoriyi de öğrenince her şey yanlışmış. Yani çok yanlış yapmışım. Ondan sonra pratikle teori birleşince iyi bir şeyler yaparsın. Evet. Ama teori öğrenmek iyi. Buradan bir kardeşimiz. Mesela biz akşam gittik bir televizyonla bir filmi izledik. Evet. Mesela o filmi izlediğimizde izlenme şeylerini nasıl anlaşılıyor? Mesela biz hemen açtık izlediğimizde hemen o bildiriliyor mesela? O reyting olayı var işte. Reyting olayı ama ayrı biliyorsunuz. Evlerde cihazlar var. O şimdi İstanbul'da sanırım galiba değil bu mi? Bu Balıkesir'de yok o. Bu o Balıkesir'de yok. Türkiye'de belirli illerde var bu. Mesela en dar gelirli bir aile, normal aile, üst seviyeli zengin bir aile. Sanırım öyle bir cihazlar evet konuluyor. Ortak bir şey o. O çok da inandırıcı değil o. O rakamlarla da oynanıyor. Reyting konusuna gelince şimdi televizyonlar çok aldatmacı oluyor. Bir gün ben çok televizyon izlemem, sadece haberlere bakarım da. Çanakkale'den tanıdığım bir arkadaşım bir programda, öyle izdivaç gibi bir programlarda soru soruyor. Ben de telefon ettim. Sen de ne iş yapıyorsun ya, ne yapıyorsun, ne soruyorsun? Erol dedi, ben sizi de gömmeyeceğiz dedi. Yani orada izleyici aslında onlar ama gömmeyeciler bunlar. Topluyorlar arabalarla, getiriyorlar, soru soruyorlar. Onları çok da böyle televizyon kendisi kaptırmayın yani. Bu tür şeyler de oluyor. İşte kas... Şimdi ben 100 kişi izliyorsa o şeyi, ya onların izlemesi onlara nasıl para kazandırıyor ki yani? Şimdi ama hemen düz mantıkla düşün. Çok iş yapan bir dizinin oyuncuları da çok alır. Bu kadar basit. 25 bin lira falan alıyorlar. Bir bölüm başına 25, 30, 40, 50 onları inkar ediliyor, öyle deniyor. Yine de izlemeyeceksen o senin bileceğin. Hiç televizyon izlemiyordur o ya zaman. Ya zorla izletecek değiliz. Evet. Bir de zorla da izlet. Televizyonculukta şu var. Ben bir saptamada bulunmak istiyorum. Mantalite şu. Bir çobanla kral merak ettikleri bir şeyi televizyonda bulurlarsa o rekor bence izleme olur. Evet. En altla en üst. Diyelim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Sormak değil de ben şöyle bir önerim atıyorum. İzlenilen televizyon dizilerdi. İnsanlar izlenecek. Bizim özgürlüklerinden başlık bahsederseniz arkadaşlar. Hocam, şimdi bu tamamen tabii ki psikologların, sosyologların bu konunun uzmanları tarafından anlatılması gereken konular. Hiç kimsenin de, hiçbir gencin de ben dizilerden olumsuz bir şekilde etkilenmesini istemem ve onlara bir kurgu olarak baksınlar. İşte açıklanıyor zaten. Her şey senaryo, her şey kurgu. Olacaklarına inanıyorum. Eğer gerçekçi olmazsanız, hayal dünyasında yüzerseniz, senaryolara, kurgulara inanırsanız bir gün bir bakmışsınız bomboş. Öyle başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Erol'dan da birkaç cümle. Evet. Söyleyeyim. Şimdi ben futbol takımı tutmam.
maç izlemem ama 20 yıldır maç çekiyor. Şimdi çok fanatikler var o konuya göre. Bir topçu milyon dolarlarla konuşuluyor. Bir dizi oyuncusu yüz binlerle konuşuyor. Oturup onu izliyorsun. Sana verdiği bir şey var mı? Zaman geç. Zamanı öldürüyor. Ha, oradaki karakterlerin yerine koyarsın. Bilinçaltında bu vardı zaten. Oradaki işte kahraman yerine koyar insan kendini. Bilmem o tür şeylerde. Ve geçenlerde Yılmaz Özdil'in çok güzel bir yazısı vardı. O dizilerde olan olayları polise ihbar edenler, saldıranlar. Öyle okuyoruz işte. Burada kötü rolde oynayan saldırıya vuruyor. O kadar insanlar kendini kaptırıyor. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Hayatınız boyunca boş zamanınızı ve zamanınızı paraya çevirebilmeyi öğrendiğiniz zaman çok iyi yerlerde ve rahat yaşarsınız. Evet. Maddi anlamda bir öğüt bu da. Gençler çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Ahmet Çakar hocama. Evet, Erol Uçer Bey'e şeyini vermek üzere Gülgün Hanım'a.